Sevgen bizleri bekliyor. Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nur Sevgen, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. Nuri Bey, borsa 8000'in üzerindeki kapanışını 3. güne taşıdı. Öte yandan Moody's'ten Türk bankaları için pozitif bir haber de vardı. Bunun bugünkü açılışta bir yansımasını görür müyüz, ne dersiniz? Önce Moody's'den başlayayım. Şimdi normal şartlarda kredi derecelendirme kuruluşları ülke notunu değiştirdikleri zaman veya görünümü değiştirdikleri zaman bununla ilgili not verdikleri bütün bankalarla birlikte, belediyeler de değişti bu arada. Bunların notlarını ona göre günceller. Başka bir şey yok. Yani özel bir şey değil. Sıradan bir durum. O yüzden çok bir etkisi olmaz. Oluyorsa da bu bahane edilir sadece. Bunun beklenen bir durumdu. Çünkü hiçbir kuruluş ülkede olan, diyelim ki Apple Türkiye'de olsaydı Türkiye'nin kredi notundan daha yüksek not alamazdı. Onu demek istiyorum. O yüzden hani mevcut Türkiye görünümüyle güncelleniyor ama ilgili kuruluşlar kendi içerisindeki ülke için notları ayrı değerlendirilir. O ayrı mevzu. Diğer konuya gelince piyasanın etkisi, evet 8000 üzerinde tutun. Dün de zaten söylemiştim, yatay bir hareket bekliyorum. Senet bazı hareketlerin yoğun olacağı, ufak bir artı ya da ufak bir eksiyle kapatırız büyük ihtimalle. Bu çarşambanın çok farklı olacağını düşünmüyorum demiştim. Geçen hafta çarşamba da öyle olmuştu. Bunun da sebeplerinden biri geçen hafta özellikle cuma günü çok yoğun bir şekilde bir alım vardı. Bu da kredili pozisyonları Türkiye'de bayağı bir azalttı, yani Borsa İstanbul'da. Bundan kaynaklı olarak da zaten çok fazla kredili satış kalmadı diyebilirim. Bugün daha olumlu bir gün olur. Hem valör avantajından dolayı daha olumlu bir gün olur. Hem de grafiklerde birkaç gündür yatay ve hazmetme aşağıya getirecek olan yoğun bir satış dalgasının olmaması ya da cuma günü alınan o yoğun pozisyonun satıcı olarak piyasaya gelmemesi artık grafiklerde oturmuş oluyor, görünüyor. 7950 seviyesi hala çok kritik. Ben 8000'i psikolojik olarak görüyorum ama 7950-7900 o bölge benim için daha önemli bir destek. Yukarıda 8100 önemli bir direnç bölgesi olmaya devam ediyor. 8100'ün üzerindeki hareketler yukarıda 8300-8500'e kadar zirve hareketini devam ettirir. İki gün önce yayında söylediğim şey aynen geçerli. Altta KJ yazabilirsiniz. Dipten dönüş var ve bunun görüntülerini çok net grafiklerde görüyoruz. Aşağı doğru geri çekilme bekleyenler bir süre hüsrana uğrayacak gibi görünüyor. Tabii özel bir haber gelmezse, ben mevcut haberler ışığında konuşuyorum. Beklenmedik bir haber gelir, o ayrı bir mevzudur. Ama şu anki mevcut haber akışında genel piyasanın yukarı doğru hareketini devam edeceğini bekliyoruz. Dün de bunun hareketini gözlemledik. Özellikle endeks senetlerinde geçişler vardı. Bankacılık sektöründe biraz hareketlilik vardı. Bugün o yüzden oralarda biraz hareketlilik devam edebilir. Yine endeks taşıyan senetlerde yoğun geçişler söz konusuydu. Ve küçük senetlerde hareketlilik gözlemleniyor. Yani borsada olumlu bir hava var ama bakın hep aynı şeyi söylüyorum. Seçici hareketler olmak kaydıyla artık bundan sonra hep böyle. Yani öyle aldığınız gidecek değil. Seçici hareketler devam edecek. Sanıyorum önümüzdeki bir ay, bir buçuk ay iyi geçer gibi görünüyor. Sonrasında seçim satım haline gireceğimiz onun psikolojisi ya da onun spekülasyonu daha net hissedilir. Çünkü seçim sonrasındaki senaryolar seçimden sonra gelecek olan haberlere bağlı. Yani nedir onlar? En kötü senaryo Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın görevden alınması. En iyi senaryo Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın görevinde kalmasıyla birlikte mali tedbirlerin daha da artırılarak sürdürülmesi. Çünkü önümüzdeki dönemde bu yaşanan sıkıntıların çözülmesi için yaklaşık olarak bir 4 senelik bir zamanımız olacak. Bu 4 sene içerisinde çözülmesi için önemli adımlar atılması gerekiyor. Bunlar doğal olarak yine faizlerin yüksek kalması, maaş zamlarının, deminden beri konuşuyorsunuz, yayınları takip ediyorum, düşük kalması ve enflasyonun altında devam etmesi noktasında popülist politikalardan biraz daha uzaklaşma olarak kendini gösterecek gibi görünüyor. Hatta kurlarda da bir miktar artışla Türk lirasının bir miktar devalüasyon yönünde hareketlendirilmesi. Çünkü yabancı giriş için de bunlar önemli beklentiler. O yüzden hani seçim sonrası beklentiler seçimin sonuçlarına da bağlı aslında. Ama seçime kadar, yani tahmin ediyorum Şubat ortası hatta Mart başına kadar olumlu havanın sürmesini bekliyorum ben. Peki şöyle bir şey sorayım. Şimdi biraz önce de konuşuyorduk. Davos'ta da işte bir takım mesajlar var. Faiz indirimlerine ilişkin ya o kadar da acele etmeyin mesajları var. Daha çok da yılın ikinci yarısına doğru bu indirimleri kaydıran açıklamalar görüyoruz gibi. Dünya Bankası biraz büyüme tahminlerini aşağıya çekti. Hı hı. Daha da kötüleşebilir filan diye de bekleniyor. Şimdi böyle bir ortam içerisinde bir karşılaştırma yapacak olursak Türkiye borsası ya Borsa İstanbul bu sene dünyada iyi performans sağlayan
böyle pozitif olarak ayrışan borsalardan birisi olma ihtimali var mı? Dünyaya göre nasıl durumdayız? Dolar bazında çok fazla bir şey ayrışacağını sanmıyorum. Ama TL bazında evet. Önemli bir şekilde yukarı hareket olma ihtimali var. Enflasyon etkisi var çünkü. Bu enflasyondan kaynaklı olarak da özellikle Amerika'da faiz indirimleri Türkiye gibi borçlanma ihtiyacı olan ülkelerin maliyetlerini düşüreceği için içeride faiz indirimlerinin beraberinde getirebilir beklentisi var. Bu arada Davos demişken küçük bir tarih seyahati yapmak istiyorum müsaadenizle. Lütfen. 1944 senesinde yani İkinci Dünya Savaşı'nın çıkış sebeplerinden biri özellikle parasal sistemi çökmesiydi. Altına dayalı sistem çökmüştü. Yani ülkeler birbirleriyle hangi parayla alışveriş edeceğine dair netlik yoktu. 1944 yılında ülkeler Almanya dahil olmak üzere Amerika'da Wyoming'de Bretton Woods'ta toplanıyorlar. Ve orada iki tane sistem ortaya konuluyor. Diyorlar ki parasal sistemi düzenlememiz lazım. Bir tanesi Keynes'in açıklamaları. Keynes diyor ki bir para sistemi yapalım, bir sepet yapalım. Adını da koymuş hatta Bancor demiş. Bir küresel merkez bankası olsun. Bu sepet içine bir sürü para ve kıymetli maden olsun. Bu paranın alışverişiyle böylece dünyada cari açık, cari fazla olmaz demiş. Bu aslında en iktisadi, en rasyonel yaklaşım. Ama Amerika demiş ki ya bu kadar karmaşaya gerek yok. Ben bastığım her Amerikan dolarının karşılığında şu kadar altın rezerv tutmayı garanti ediyorum demiş. Tabii bütün dünya buna zaten sistem çöktüğü için okey vermiş. Birkaç ay sonra da dünya savaşı bitmiş. Bakın çok enteresandır. Sonra bunu kimse anlayamamış. Uzun süre her şey dolarla çıpalandığı için çünkü dolar da altına çıpalı. Dünyada her şey dolarla fiyatlanır hale gelmiş. Ve dünyada her şey şu an dolarla fiyatlandığı için de 1972'ye kadar bu sürmüş. Ama bütün dünya doları tanımış ve dün de anlatmıştım. Bir kağıt parçası ya da işte ketenden oluşan bir kağıt parçasının dünyada kabul görmesi demek sizin 100 dolarlık banknotu 1 doların altına maliyetle basıp dünyanın her yerinde mal ve hizmet satın almanız demek. Ama Türkiye Cumhuriyeti gibi ülkelerde siz ancak 100 dolarlık mal ve hizmet satıp para kazanacaksınız ki ondan gidip 100 dolarlık işte petrol, doğalgaz vesaire bir şey ithal edebileceksiniz. O yüzden bu önemli noktaya gelmiş. Bir süre sonra borç sarmalı büyümüş. 1972 senesinde Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle ile Almanya Şansölyesi uyanmışlar buna. Çok geç uyanmışlar yaklaşık 30 sene sonra. Demişler ki ya bu arada bir şeyi unuttum özür dilerim. Bretton Woods'tan sonra Dünya Bankası ve IMF kurulmuş. Yani parasal sistem bir sıkıntı olursa bunlar da ülkelere yardım etmek üzere kurulmuş. Sonra ne olmuş? Bilderberg toplantıları başlamış. Çünkü Avrupa'yı özellikle 2. Dünya Savaşı'ndayken bir arada tutmak çok zor hale gelmiş. Ve demişler ki bu Avrupa'yı bir arada konsolide edelim ki yarın öbür gün bir şey olursa Amerika ile Avrupa bir arada olsun. Bu Bilderberg toplantıları arkasına gelen Davos toplantılarının asıl amaç Avrupa Birleşik Devletleri'ni oluşturmakmış. Bunu da Jacques Chirac engelledi biliyorsunuz. Avrupa Anayasası kabul edilmedi. Ondan sonra dağıldı her şey. Avrupa'da şu anda mali sistem yok, mali birlik yok. Parasal birlik var. O yüzden bu toplantılar, Davos toplantıları, Bilderberg toplantıları ve diğer işte Dünya Ekonomik Forumu diyoruz aslında. Bu tür toplantılar önemlidir. Buradan çıkan gizli mesajlar dışında önemli mesajlar da vardır ki 2009'daki önemli mesajlardan biri de kripto paraları yaratmıştır. Dünya parasal sisteminde önemli değişiklik olmuştur. 2030'dan sonra da küresel parasal sistem değişiklik beklenmektedir. Yani işte tek dünya parasına geçiş, bunda kripto paraları ya da blockchain teknolojisinin öncül olacağı bekliyor. Şimdi dünyada böyle bir yapıyı kurduğunuz zaman Türkiye bunun neresindeye bakmak lazım? Bu uzun dönemde Türkiye'yi nasıl etkileyeceğe bakmak lazım. O yüzden hani baktığınız zaman küresel anlamda bu gücü ortaya koymak için Çin-Amerika savaşı var. Küresel anlamda bir ekonomi savaşı var. İşte bunu dün İran-Pakistan arasındaki füzeyi ve ondan önce işte Hürmüz Boğazı ve Süveyş kanalının girişindeki sıkıntıları uzun uzun anlatıyoruz bir süredir. O yüzden uzun dönemde biraz hani komplo teorisi gibi oldu ama Davos'a böyle bakmak lazım. Bunun arkasından Bilderberg toplantıları gelecek. Orada gizli mesajlar gelecek. Önemli mesajlar gelecek. Buna bakmak lazım. Dünya önemli bir pandemiden sonra önemli bir reset attı. Bu resetin devamını getiriyor. Ve yeni bir yapılanma içerisinde Türkiye'de bu yapılanmanın neresinde olacağını karar verme sürecinde bana sorarsanız. Uzun dönemde böyle durumumuz var. Ama kısa dönemde bunun etkileri 2024'te özellikle ikinci yarıdan itibaren Türkiye'yi de olumlu etkileyecektir. Çok uzun bir süreçle anlattım bunu kusura bakmayın. Ama tarih anlamında Davos'un ne olduğunu, Bilderberg'in ne olduğunu, işte IMF, Dünya Bankası'nın ne olduğunu bilmediğiniz zaman biraz daha iş kopuk kopuk oluyor. Güzel oldu yani evet. Bu ufuk turu da gayet güzel oldu ama şeyden koptuk şimdi ben hatırlamaya çalışıyorum. Bugün borsa nasıl bir seyir olacaktı? Bugün olacak, iyi olacak. Bugün iyi kapatacak. Bugün öyle iyi mi? Bir kapanış bekliyor açıkçası. Artı kapatacak. Büyük ihtimalle 8100'ün üzerinde kapatma ihtimali de var.
görüntü itibariyle. Ama tabii dediğim gibi bir haber gelir, bir şey olur bilemem ama 7900'ün altına, 7950 hatta onun altına kapanış olmadığı sürece ben grafiklerin olumlu olduğunu düşünüyorum. Bugün büyük ihtimalle eğer bir aksilik olmazsa 8100'ün üzerinde bir kapanışla grafiklerde yukarı doğru bir hareketin teyidi gelecektir diye beklentim var. Peki. Çok teşekkürler Nuri Sevgen, kıymetli katkılarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.